şimdi London Bridge'deyiz. Bu köprü burada yapılan ilk köprüymüş. 2000 sene öncesine kadar falan dayanıyormuş yani. Tabii ki bu köprüyü sonra yenilemişler vesaire. Ama bu nehri, işte Thames nehrini ilk kez karşıdan karşıya geçiren köprüdeyiz şu an. Önemli bir köprü ama bir şeyi yok hani estetik olarak. Normal bir köprü, çok şey değil. Şimdi kamerayı çevireyim. Tower Bridge asıl en ünlü köprü. Herkes biliyordur Londra'da onu. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Anıt 1671 ve 1677 arasında yapılmış. Şöyle biraz göstereyim. Ve burada 1666'da tam, hatta şurada yazıyor. Bir yangın, çok büyük bir yangın çıkmış Londra'da. 13.200 ev yazıyor bakın. 87 kilise vesaire yanmış. Yani komple şehir yanmış tam olarak. Tam anlamıyla şehir yanmış. Onun için anıt yapılmış işte. 1677 yılında bitmiş bu. Yani yaklaşık 350 senelik bir anıt. İçine de giriliyor sanırım. Şu figürler çok çok ama vurucu yani. Girişi evet arkasındaymış. 5 pound 40 pence giriliyormuş. Ama şu an hem kapalı hem de sanırım o ücreti şu an vermek de istemezdik açık olsa da. Ama galiba bilmiyorum en tepesine çıkartıyorlar mı onu bilmiyorum ama en tepesinden bütün Londra panoramik olarak gözüküyormuş çünkü çok yüksek. Güzel bir deneyim olabilir. İleride sadece buna özel bir video belki çekilebilir. Pour on water, su dök diyor. Fire. Yani oradaki çığlık sesleri büyük ihtimalle. Londra yanıyor. Böyle benchler yapmışlar taştan. Tam da şeyin karşısına, şöyle çevireyim tekrar son kez görelim. Bunun karşısında. London Bridge. Demin üstündeydik. Şurada London Eye gözüküyor. O çember var ya, biliyorsunuzdur. Onu da Instagram'da çok paylaşmıştım post olarak. Burada martılar. Yazık, garibim simit bekliyor. Bu da Tower Bridge. Oraya giriş paralı olabilir ama bakacağız. Gideceğiz. Burada da benim biricik eşim. London Tower'ın girişi buradan, ücretli. Şimdi Ayça bakıyor ücreti ne kadar diye. Evet, şimdi 29 pound gibi bir şeymiş, o yüzden girmedik ama zaten üstünde olacağı, ama uzaktan bakarım daha estetik. Bu arada Ayça şey dedi, bir daha söyler misin canım? Tower Bridge'in şeyleri açılıyor. Alttan geçebilsin diye daha büyük gemiler geldiğinde. Aynen, şu tam ortadan. Ortadan açılıyor. İnanışa göre onu öyle gören dilek tuttuğunda gerçekleşiyor. Gibi açık şey görünce dilek tutalım o zaman. Evet, bizim şey gibi işte Galata Kulesi'ne çıktığında evlenirsin gibi böyle bazı öyle bir şeyler şey var ya. Evet. Ben biz evlenmeden çıkmıştım Galata Kulesi'ne, o yüzden mi evlendim acaba? Tüh, bilseydim. Teşekkürler. Bunu daha önce bilseydim işte. Daha önce mi çıkardın? Kesinlikle hayat. Teşekkürler. Diyecektim ki burada insanlar huzurla işte yürüyor falan, köpeklerini çocuklarını gezdiriyor. Tower Bridge'e karşı şöyle bir ses geldi, duyuyor musunuz? Taraftarlar maça gidiyor galiba. Chelsea ya da Tottenham.
Bu akşam maç vardı. Onun da videosunu çekmiştim. İzleyin kanaldan. Şöyle bir el sallayalım belki coşarlar. El sallıyorlar bak. Okuduğum bir bilgi şu. Burası kale mi şimdi ne? Aslında kule diye geçiyor. Bence kale bayağı ama Londra Kulesi. Tower of London. 1200'lü yılların başında 1. Edward tarafından yaptırılıyor ve dönemin zengin evleri hepsi burada bulunuyormuş. Yapılan evlerin ve işte girişi de bunların hepsi dönemin İngiliz Yahudilerinin üzerindeki ağır vergilerle yapılmış. 1290'da da sonra Edward bu Yahudileri buradan atıyor, gönderiyor. Şurada da bir tane şey var. Hainler Girişi diye bir kapısı var buranın. Hadi ya. Hainler Girişi oradan hapishaneye gidiyorlarmış. En ünlü kalanı da Lady şey Jane Grey. O kim ya? Bu 9 günün kraliçesi diye biliniyor. Nine Days Queen diye. Hani benim hakkım diye tahtı alıp 9 gün tahta kalıp sonra buraya getirip idam ediliyor. Burada da ölmüş sonrasında. Aynen. Burası büyük ihtimalle İngiltere'nin çok önemli bir yeri yani, değil mi? Biz bilmiyoruz ama. Yani biz şeye geldik buraya biliyorsunuz işte. Tower Bridge. İngiltere'nin, Londra'nın en önemli şeyi, simgesi burası. Ama bir yandan da işte tam yanı şurası. Kule ya da kale denilen bölge. Ve bu arada bu büyükten 800 senelik falan dedin değil mi? Nasıl ya? 1200'lerde yapılıyor evet. 800 senelik falan ve taş gibi duruyor bu arada. İçine giremedik. Ücretliydi ama ileriki videolarda kesinlikle gireceğiz. Hani biraz düzenimiz otursun. Tower Bridge'e de çıkacağız. Bugün çıkamadık. O da ücretli. Onlara kesinlikle geleceğiz. Ama karşıdan bakmak gerçekten Tower Bridge çok güzeldi. Bir şeyler ekleyecek misin? Ekleyeyim mi yani? Ekle. Tower Bridge'de Londra'nın artan trafiğinden dolayı yapılma ihtiyacı doğunca yapılmasına karar veriliyor. Trafiğe çözüm olarak yani yapılan ama mimari bir sanat eseri. Evet yani. Sonradan şey oluyor, bir yarışma oluyor. İşte baskül dizaynıyla bu yapılan yapı kazanıyor yarışmayı. Sonrasında buna uysun diye Victoria mimarisiyle üstündeki tower'lar yapılıyor. Buraya uysun diye yapılıyor. Yani buraya uysun diye, sırıtmasın diye. Çok düşünceli. Bu arada çok büyük aslında burası. Şunlar da aslında kule. Bayağı büyük bir kule yani. Bunun içinde onlarca insan yaşayabilir teknik olarak. Küçük direkt değil yani şunlar. Bayağı büyük. Belki fark ediyorsunuzdur. Üstündeki otobüsten anlayın yani büyüklüğünü. Böyle. Hadi o zaman kapatalım. Başka bir şey ekliyor muyuz bir tane? Ya hayır. Burası çok güzel bir yer. İngiltere'ye, Londra'ya geldiğimizde sanırım burayı görmek şu an bize iyi hissettirdi. Bugüne kadar neden görmemişiz burayı? Çünkü biz daha doğudaydık. Çok bir tık daha batıdaydık. Batıdaydık evet. Biraz daha batıdaydık. Böyle. Şimdi birkaç saniyede size şu güzel görselin görüntüsünü çekeyim. Onunla baş başa bırakayım. Köprünün üstüne çıktık. Hiç öyle ücretli falan değilmiş. Biraz da buradan size görüntü çekeyim. Ücretli kısmı başka yer herhalde. Ücretli diye çıkmayacaktık. Ha süper ya şöyle. Altından geçiyoruz. Değişik açılar. Burada kalabalık biraz ama tabii aşırı değil. Ya çok güzel. Buralar hala ücretli değil. Acaba şu kulelere çıkmak mı ücretli? Vallahi az kalsın gelmeyecektik. Şans eseri aşağıdan. Şöyle manzarayı da göstereyim. Şuradaydık demin. Böyle yürüdüm. İşte her şeyi denemek lazım. Baktım herkes çıkıyor. Normal merdiven. Ben de çıktım. Ve işte buradayız. Süper. İngiltere'nin en ünlü yapılarından birinde yürüyoruz. Tower Bridge'de. Trafik var tabii ki biraz. Biraz etrafı göstereyim size ya. Şöyle hiç kesinti kat koymadan sanki yanımda yürüyormuşsunuz gibi beraber.
burada. Evet, şöyle. Buranın girişi herhalde bu. Evet, manzara çok güzel değil mi? Şuraya çıkmayı çok isterdim. Belki o ücretlidir işte. Onu başka gün yapacağız. Diye oraya da çıkıyormuşuz videonun sonunda. Vallahi olabilir.